Merhabalar sevgili Koç burcu. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 19 Şubat haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Hemen arkasından da tarotlardan öngörü alacağız. Bakalım onların mesajı neler olacak. Öncelikle sağlıcakla, huzurla, mutlulukla geçecek bir hafta diliyorum hepimiz için. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, mesaj yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizden ricam. Şimdi sevgili Koç burcu, pazartesi günü gündemimiz biraz daha ev konuları olacak. Evimiz, hayatım, yani şöyle evimiz, ailemiz, yuvamız, babamız, annemiz, bu konulara biraz daha fazla yöneleceğimiz bir durum söz konusu. Yani ailemize ve sevdiklerimize daha böyle sahiplenici özelliklerde olmak isteyebiliriz. Bazı Koç burcu pazartesi ve salı günü itibariyle özellikle de çalışanlar için söylüyorum. Belki uzaktan çalışabiliyorsanız, evden çalışma şekliniz var ise bu şekilde bir çalışma uygulayabilirsiniz. Evle ilgili konular, evin temizliği, bakımı ya da işte evin misafir gelmesi gibi gündemlerinizin söz konusu olması gibi bir durum var sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda pazartesi günü Güneş Balık burcuna geçiş yapıyor. Güneş'in Balık burcuna geçmesi demek artık sizin gizlediğiniz, sakladığınız, sizin arkanızdan dönen oyunlar, varsa düşmanlarınızın sizin için yaptığı planlar, gizli saklı olan ne varsa artık gün yüzüne, artık ortaya çıkacak gibi etkilerin söz konusu olmasını tetikleyecektir sevgili arkadaşlar. Eğer siz böyle gizli saklı, gizli kapaklı işler yapıyorsanız, sizin de yaptığınız işler ve gizlediğiniz konular ortaya çıkacaktır. Buna da dikkat edin diyebilirim sizin adınıza. Hafta ortasında biraz daha sosyalleşmek isteyeceğiz, biraz daha göz önünde olmak isteyeceğiz. Daha böyle keyfe yönelik takılabiliriz. Aynı zamanda daha böyle biraz da egomuzun yüksek olacağı zamanlar, ego tavan yapabilir aynı zamanda. Daha dediğim dedik enerjilerin söz konusu olması, biraz daha böyle ketum enerjilerde olacaksınız gibi görünüyor. Çocuklarınız var ise çocuklarınız üzerinde de biraz daha baskın karakter sergileyebilirsiniz. Bir aşk hayatına yönelme, varsa flört ettiğiniz biri, bu kişiyle birlikte olma, keyif alma, gezmek, tozmak, eğlenmek, sanatsal aktivitelerde bulunmak gibi bir durum söz konusu olacaktır. Ve aynı zamanda hafta ortasında dikkat çekeceksiniz sevgili Koç burcu. Dikkatleri üzerinize topladığınız bir durum diyebiliriz sizler için. Hafta sonu biraz daha gündelik hayatınıza yönelebilirsiniz. Gündelik işler yapıyorsanız ve gündelik para kazanan biriyseniz para kısmıyla ilgili güzel gelişmeler de söz konusu olabilir. Bir fırsat yakalayabilirsiniz, yeni bir iş yapabilirsiniz, yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Bir para kazanımı ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bazı Koç burcu hafta sonu olmasına rağmen mesai yapabilir, çalışabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz yoğun geçebilir. Sağlıkla ilgili durumların söz konusu olması, biraz daha böyle beslenmeye dikkat etmeniz gibi bir durum söz konusu olabilir. Bağırsaklar hassas olabilir aynı zamanda. Ve yine hafta sonu bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu dolunayda yine sizin çalışma ortamlarınızla alakalı bir bitişi, bir sonlandırmayı getirecektir sevgili koçlar. Yani beraber çalıştığınız kişilerle aranızda bir sonlanma yaşanabilir. Elemanlarınız varsa yanınızdan ayrılabilir. Yardımcılarınız varsa yanınızdan ayrılabilir. Ya da siz işten çıkartabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız yanınızdan ayrılabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili bir durum, bir gündem varsa bu konuyla ilgili artık bir tamamlanmaya giden bir durum olabilir. İşle alakalı, bu gündelik koşturduğunuz konularla ilgili bir sonlanma, bir tamamlanma, artık o işi bitirip koyma gibi bir kenara, ya şu işi de bitirip de bu işten de bir kurtulsaydım dediğiniz bir durum içinde olabilirsiniz. Ve bu dolunay sizin bu konularla alakalı biraz daha tamamlanmaya doğru götürecek diye düşünüyorum. Aynı zamanda
Cuma günü de Merkür Balık burcuna geçecek ve yine sizin bu gizli saklı olaylar, gizli saklı arkanızdan dönen konuları duyma, haberleşme, iletişime geçme gibi ortamlarda söz konusu olabilir diyorum sizin için. Aynı zamanda burayı atladım ama 22 Şubat'ta Mars-Venüs kavuşumu gerçekleşecek. Mars-Venüs kavuşumu sizin 11. evinizde gerçekleşiyor ve burada daha böyle sosyal çevrede eril ve dişilin birleşmesi, işte biraz daha savaşla barışın birleşmesi gibi biraz daha özgürlük temalarının yoğun olduğu. Yine sosyal çevrede tanışacağınız yeni insanlar, yeni kişiler, gerek eril enerji gerek dişil enerji. Hayatınızda kimse yoksa burada hayatınıza girebilecek olan bir kişi, sosyal çevrenizde aktif olan birileriyle ya da topluluklarda, gruplarda, birlikteliklerde kendinize ilişki çıkartacak bir durumun hayatınıza nüksetmesi de söz konusu olabilir. Biraz daha böyle erille dişilin kavuşumu gibi de bir durum söz konusu olabilir. Yani erkekle kadının birleşmesiyle gerçekleşecek olan bir güç durumu var gibi görünüyor sevgili Koç burcu sizin için diyebilirim bu haftalık. Şimdi sevgili arkadaşlar, bilgisayarımızı bir kenara aldık ve tarota geçtik. Bakalım tarot ne söyleyecek bizlere. 19 Şubat haftası Koç burcu diyoruz. 19 Şubat haftası Koç burcu. O sevgili koçlar, bakın burada bir birleşme, burada bir araya gelme, anlaşma, tamamlanma, gerek iş, gerek aşk, gerek özel hayat, gerek evle ilgili konular. Evinizle ilgili bir durum var sevgili arkadaşlar. Belki evinizde bir işte dediğim gibi bir misafir ağırlamak, bir söz nişan düğün olayları, bir misafir ağırlamak, bir topluluğun olması gibi bir etki söz konusu ve yine bir tamamlanma, yine bir sonlanma, hayatınızda mutlu sona erişme, özgüveninizin yerinde olması, mutlu sona gelme, net kararlar verme, kendinizden emin olma, bazı bitişlerin söz konusu olması, planlarınızın ve projelerinizi eyleme ve harekete dönüştürmek isteme enerjisi içinde olacağınız bir durum söz konusu. Gerek aileyle birlikte gerek tek başınıza da olsanız burada mutlu bir son var siz sevgili Koç burcu için. Evet sevgili arkadaşlar, beklediğiniz mutlu sona ulaşabilirsiniz. Beklediğiniz haberler var ise, beklediğiniz haberlerin gelebileceği, finansal konularla ilgili güzel gelişmelerin olmasının mümkün olduğu, ailevi konularda yine mutluluk, bir arada olma, bir tamamlanma, yine bir eğlence gibi bir durumun söz konusu olması, bekleyişte olduğunuz biriyle ilgili ya da sizi bekleyen bir kişinin varlığından da bahsedebiliriz burada. Sanki gözü yollarda sizi bekleyen biri de var. Sanki bu kişiyle de alakalı güzel gelişmelerin söz konusu olabileceğini gösteriyor kartlarımız bize sevgili Koç burcu diyebiliriz. Bakalım Rumi ne söyleyecek bizim için. Rumi 19 Şubat haftası Koç burcu diyoruz. Ve kılıçların süvarisi geldi. Rabbin refah versin, o zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Bakın burada da bir hedeften bahsediliyor. Hedefe ulaşacağınızı söylüyor. Yani diyor ki Rabbin refah versin, yani için rahat olsun, huzurlu ol. Rabbin sana o ferahı verecek Allah'ın izniyle. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Yani bu hafta Koç burçları hedefe ulaşmış olacak Allah'ın izniyle diyebiliriz siz sevgili koçlar için. Evet, bu haftalık da böyleydi. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.